Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyla karşınızdayım. Hep saçtan, boyadan bahsettik son zamanlarda. Biraz da tırnak hakkında konuşalım diye düşündüm. Ve sizlere manikür rutinimi göstereceğim. Her şey hazır. Şu an birazcık görebiliyorsunuz da. Genelde kullandığım tonları size göstereyim önce. Birbirine benzer tonlar kullanıyorum. Bakar mısınız? Genelde böyle gül kuruları, pembeler, nude'lar, daha toprak tonları seviyorum. Ama tabii ki de siyah, bordo, yani klasik renklerdeki ojelerim de var. Onları da bazen böyle canım çekiyor. Bugün de pazar, genelde pazar günleri manikürümü yaparım. Pazar günleri böyle güzel, uzunca bir duş aldıktan sonra otururum ve manikürümü yaparım. Şimdi öyle oldu. Gördüğünüz üzere duştan çıktım. Ve ben şunu da ek olarak geçebilirim. Bundan öncesinde, kaç yıl önce? 2,5-3 yıl önce protez tırnak ve el ayak bakım eğitimi almıştım. Çok şey kalmadı aklımda ama en azından temel şeyleri orada öğrendim. Ve onu da şu anda her ne kadar protez tırnak yapmasam da hayatıma geçirdim orada öğrendiklerimi. Kendi tırnak yapımı, kendi tırnak şeklimi öğrendim. Ve şöyle göstereyim size. Bu şekilde benim tırnaklarım. Bu kırıldı. O da ayrı bir sorun zaten. Benim tırnaklarım kırılıyor. Bu da son 2-3 yıldır böyle. Çünkü uzun bir süre protez tırnak kullandım. Ve protez tırnak kendi tırnağınıza her ne kadar güzel gözükse de zarar veriyor. Özellikle çıkartmak istediğinizde tırnaklarınız ciddi zarar görüyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Kendim de artık yapmıyorum. Ama yine de tırnaklarımı bu uzunluğa nasıl getirdin diye soracak olursanız size çok sevdiğim ürünlerimi de göstereceğim. Evet, şimdi adımlara geçelim teker teker. Öncelikle tırnak eti bakımımı nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Kimisi kesiyor, kimisi kesmiyor. Ben kesiyormuş gibi yapıyorum, öyle diyebiliriz. Çok kesmek denmez buna aslında. Ama genelde ellerinizi yumuşatmanız gerekiyor. Ben bu adımı çok sıkıcı ve çok uzun bulduğum için genelde duştan sonra manikürümü yapıyorum. Çünkü duşta zaten tırnaklarınız yumuşamış oluyor. Ve bu yüzden de bu yumuşatma işlemini aslında yapmış oluyorsunuz. Zamandan tasarruf etmiş oluyorsunuz. O yüzden duştan sonra yapıyorum. Ama şimdi gelelim önemli bir noktaya. Tırnaklarınız kuru hissetseniz de aslında şu an kuru değiller. O yüzden şu anda üzerine oje yaparsam bu oje tutmayacak. Bu oje birkaç gün sonra, şanslıysam birkaç gün sonra, yoksa hemen yarın atacak. O yüzden şimdi manikürümü yapacağım. Sonra 1 saat, en az 1 saat gerçekten bekleyeceğim. Tırnaklarım iyice kupkuru olduğunda oje sürme işlemine geçeceğim. Şimdi nasıl yapıyorum? Size ondan bahsedeyim. Şöyle sizi biraz aşağı alacağım. Görüyorsunuz galiba. Şimdi ben kullandığım araçlarımı size göstereyim. Tırnak makası. Bir tane, bunun ismine inanın bilmiyorum ama, tırnak etini kesmeniz ve ittirmeniz için. Bunu gratisten aldım. 2 lira falan bunların fiyatı. Ve kağıt törpü. Ben kağıt törpü tercih ediyorum. Çünkü benim tırnaklarımda en iyi işe yarayan kağıt törpü. Şeytan tırnaklarım çıkmış bile. Onları alacağım tırnak makasıyla. Tırnaklarımı kesmeyeceğim. Evet, bazıları kırılmış sayrı ama uzatmaya çalıştığım için şu anda kesmeyeceğim. Ne yapıyorum? Şu kenarlardan çıkan şeytan tırnaklarımı alıyorum. Bende onlar çok çıkıyor ya, neden bilmiyorum. Bunu da yaptıktan sonra biraz tırnak etlerimi geri itiyorum. Şöyle yapsam daha iyi.
Tırnak etlerimi bu şekilde geri itiyorum. Şu an tırnak etlerim yumuşadığı için de gayet kolay geri gidiyor gördüğünüz gibi. Böyle. Ve şimdi bazı yerlerde tırnak etimi alıyorum ama şu tırnağıma bakın, bunun etini almayacağım. Şunda biraz var. Yani genel olarak almıyorum ama bazı yerler çok çirkin görünüyor. Şurası gibi alıyorum. Şurada da genelde kurumuş oluyor. O yüzden buradan da alıyorum. Bu tarafını kullanıyorum. Ve ittire ittire alıyorum ki kesmeyeyim. Bir kere de gitmiyorum. Adım adım gidiyorum. Çünkü bu gerçekten böyle durduğuna bakmayın. Keskin yani. En çok baş parmağımdan alıyorum. Çünkü baş parmağım çok kuruyor ya. Evet, tırnak etlerimiz de tamam. Şimdi tırnak etlerimin etrafına çok hafif Kalyon'un bu tırnak bakım yağını süreceğim. Çok 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 az alın. Çünkü neticede yağ ve emmesi biraz sürüyor. Tırnağımı getirmemeye çalışıyorum. Sadece tırnak etimin etrafına sürüyorum. Şimdi 1 saat bekliyorum ve sonra oje işlemine geçeceğiz. Evet, tırnaklarım yağ emdi. Şimdi törp işlemine geçeceğim. Sonrasında da oje süreceğiz. İlk olarak küçük bu serçe parmağımı dedim. İlk olarak serçe parmağımdan başlıyorum ve buradan başlayıp içe doğru gidiyorum. Ojeyi de aynı şekilde bu tırnağımdan başlayıp en son baş parmağıma süreceğim. Törpüyü nasıl yapıyorum? Şu şekilde tutuyorum törpüyü. Tırnağımı alıyorum. Ve önce bir yöne, yani böyle değil de tek yöne yapıyorum. Sonra iyice yerleştiriyorum tırnağımı kenarına. Ve aşağı doğru. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyorum. Şu uçlarını çok hafif yuvarlıyorum. Ve bu kadar. Biraz da böyle üzerinden geçebilirsiniz. Sonra tırnağın şekli böyle oluyor. Yani küt aslında. Küt diyebiliriz, evet. Yine aynı şeyi yapıyorum. Önce düz. Ve her zaman tek yöne yapın. Çünkü bu şekilde yaparsanız tırnağınız sadece kırılır. Bakmayın, benim tırnaklarım yine de kırılıyor ama o vitaminsizlikler. Sonra yine böyle üzerinden geçip yuvarlıyorum tırnağı. Evet, şimdi oje sürme işlemine geçebiliriz. İlk olarak Kalyon'un bu tırnak sertleştiricisini kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Hatta bunun sayesinde tırnaklarım uzadı diyebilirim. Çünkü gerçekten güzel bir sertlik veriyor tırnaklara ve uzuyorlar. Bir kat sürüyorum. Bir yanlışını almışım. İki tane var çünkü. Biri bitmiş. Bu yenisi. Şimdi tüm tırnağıma ince bir kat uyguluyorum. Çabuk kuruyor, o yüzden
hiç üşenmeden yaptığım bir adım. Bir 5 dakika sonra bu zaten kurumuş oluyor. Sonrasında şu an iki oje arasında kaldım. Biri bu, Note 17 numara. Diğeri de Pastel'in bu Pure serisinden. Kaç bu? 606. İkisinin ortası. Pastel'in bu 139 numaralı ojesi. Ama galiba bunu yapacağım. İki kat muhtemelen sürerim bundan. Daha sonra da ne demiş akmadas? İki kat oje, bir kat da ve oje koruyucusu süreceğim ve bitmiş olacak. Evet, tamamen kurudum. Şimdi ilk katımızı sürüyoruz. Sizi yine yakın alayım biraz. Bunun da fırçası biraz büyük. Şöyle ortaya dokundurup dibe ittiriyorum ve hop aşağı çekiyorum. Tek seferde bakın. Dibe ittiriyorum, aşağı çekiyorum. Dibe ittiriyorum, aşağı çekiyorum. Ve kenarları doldururken de ilk başladığım noktayı baz alarak sürüyorum. Dibe ittiriyorum, aşağı çekiyorum. Dibe ittiriyorum, aşağı çekiyorum. Şimdi evet, beklemesi zor ama bir katı tamamen kurumadan ikinci kata geçmiyoruz. Evet, ilk katım tamamen kurudu. Şimdi ikinci katımı da uygulayacağım ve yavaş yavaş bitiyor. Bu eziyet bitiyor, evet. Ve ikinci katımız da bitti. Gördüğünüz gibi bayağı tok oluyor iki katla. O yüzden iki kat gerçekten yeterli. Bunun da tamamen kurumasını bekleyeceğim. Sonra üzerinden oje koruyucusuyla geçeceğim ve bitmiş olacak. Ben her şeyi kuruduktan sonra da tırnaklarım işlemi tamamen bittikten ve kuruduktan sonra en son tekrar yağımı sürüyorum. Ellerimde kremliyorum ve o gece o şekilde bitiriyorum. Şimdi biraz daha bekleyelim kurusun ve koruyucumuzu sürelim. En zoru da böyle sabit durmak zaten. Vallahi zor. Evet. Tamamen kurudu. Şimdi üzerine koruyucumu sürüp bitiriyorum. Böyle bir hafta dayanıyor benim ojelerim. Bir haftanın sonunda artık yer yer soyulmalar oluyor ama hani bir hafta dayanıyor. Bir haftadan kastım da işte pazartesinden cumaya kadar. Güzel değil mi? Nasıl parlıyor ya. Böyle kahve güzel bir ton oldu bence. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde benim manikür rutinim. Şimdi bunları da kuruduktan sonra tek yaptığım şey tekrar bu bakım yağımı sürüp uyumak. Yani bir saat sürüyor neredeyse bu şekilde ama böyle bolca vaktiniz olduğu bir gün yapmanızı tavsiye ederim. Yani o yüzden ben pazar günleri akşam saatlerini buna ayırıyorum. Önce duşa giriyorum, sonra tırnaklarımı yapıyorum. Dediğim gibi bu beni bir 5 gün idare ediyor, işte bir hafta idare ediyor. Pazar sürüyorum, cumaya kadar idare ediyorum. Çok kötüyse tabii ki düzenliyorum ama genelde idare ediyorum. Bu şekilde, aynen bu şekilde yaparsam bayağı kalıcı oluyor. Cuma akşamları siliyorum. Cumartesi boş geziyorum ellerim. Ojesiz. Ve pazar günü de duş, sonra da oje sürüyorum işte. Böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Tırnak etinizi alıyor musunuz mesela? Ya da hangi törpüyle tırnaklarınızı törpülüyorsunuz? Bana mutlaka yorumlarda yazın. Bundan öncesinde ben kalıcı oje kullanıyordum bir süre. Önce protez tırnak, sonra kalıcı oje. Ama en çok kalıcı ojeyi sevdim. Saç rengimi de çok soruyorsunuz. Evet, bu videoyu çok görmek istiyorsunuz, biliyorum. Çok yakında gelecek. Ama biraz bekletiyorum. Çünkü çok fazla üst üste saç boyama videosu attım. O yüzden biraz ara vereceğim. Bu saçımı nasıl ombre yaptığımı
Bakar mısınız Engin? Nasıl ombre yaptığımı, sonrasında saçlarımı nasıl uzattığımı, nasıl yandığı halde gürleştirdiğimi hepsinden bahsedeceğim. Şu an saçımda hiçbir şey yok. Kendiliğinden kurudu ve o yüzden biraz böyle şey duruyor olabilirler. Ne deniyor? Böyle kuru kuru duruyor olabilirler. Keratin bakımı aldım. Keratin seti aldım. Evde keratin bakımı yapacağım. Onu da size çekeceğim. Yani bu birkaç video bolca bakımla alakalı şeyler göreceksiniz. Önce saç boyama. Önce bu manikür, sonra saç boyama, sonra keratin bakımı derken bayağı saça doyacaksınız. Biliyorum en sevdiğiniz videolar saçla alakalı olan videolar. Benim de en çok çekerken keyif aldığım videolar saç boyama videosu. Ama bir süre ara veriyoruz. Dibimi koyulttum. Belki bir ton daha koyultabilirim. Onu da çekerim yaparsam eğer. Şu anda henüz karar vermedim yapayım mı yapmayayım diye. Keratin bakımını da çekeceğim. O yüzden mutlaka eğer kanalıma abone olmadıysanız şimdi olun. Ve zili de tıklayın. Video yüklediğimde size bildirim gelsin. Bu kadar. Söyleyeceklerim bolca konuştum yine. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, yorumunu bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bye bye. Aman bir yere değmeyeyim de yine de.